Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugün 23. maratonu çözmeye başlıyoruz. Soru 1. Bu fikir akımlarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Fransa İhtilali etkisiyle Balkanlarda ortaya çıkan karışıklık Osmanlı aydınları arasında yeni arayışları beraberinde getirdi. İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük ve Osmanlıcılık gibi fikir akımlarının ortaya çıkmasında neden oldu? Diyor ki bu fikir akımlarının ortak amacı nedir? Neden bu fikir akımları çıkartılmıştır? Ki hafta içinde sizinle biz bunu tekrar etmiştik. A. Devleti içinde bulunduğu durumdan kurtarmak. B. Azınlıkları yeni haklar tanımak. C. Meşrutiyet ilan etmek. D. Yeni bir Türk devleti kurmak. Ki biz biliyoruz ki İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük ve Osmanlıcılık Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak amacıyla, içinde bulunduğu durumdan kurtarmak amacıyla çıkarılan fikir akımlarıdır. Bundan dolayı cevabımız nedir? A şıkkıdır. Soru 2. Buna göre Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü dönemde Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Paragrafa bakalım. 19. yüzyılda Osmanlı sınırları içinde yaşayan azınlıklar bağımsızlıklarını kazanmak için isyan etmişlerdir. İngiltere, Mısır ve Kıbrıs'ı, Fransa ise Tunus'u ele geçirmiştir. Ayrıca dış borçların ödenememesinden dolayı duyun umumiye yani genel borçlar idaresi kurulmuş ve alacaklı devletler hazinenin bazı gelir kaynaklarına el koymuştur. Buradan diyor Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü döneme dair neye ulaşamayız? A. Osmanlı idarecilerin kötü gidişatı önlemede başarılı olduğuna. B. Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik fikrinden olumsuz etkilendiğine. C. Devletin ekonomik bağımsızlığını yitirdiğine. D. Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecine girdiğine. Paragrafa baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin gidişatının olumsuzluklarından bahsediyor. Hem azınlık isyanlarını görüyoruz, hem toprak kayıplarını görüyoruz, hem ekonomik yönden sıkıntıda olduğumuzu görüyoruz. O zaman biz buradan yola çıkarak neye ulaşamayız dersek, tabii ki A şıkkına ulaşamayız. Osmanlı idarecilerinin kötü gidişatı önlemede başarılı olduğu şıkkına ulaşamayız. Cevabımız A. Soru 3. Bu gelişmeye bakılarak Mustafa Kemal hakkında aşağıdaki değerlendirmelerden hangisine ulaşılamaz? Selanik Asker Rüştiyesi'nin matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi, Mustafa'nın pratik zekasını fark edince bir gün kendisini yanına çağırarak "Senin de adın Mustafa, benim de. Arada bir fark olmalı. Senin adının sonuna bir de Kemal ekleyelim." demiştir. Buradan da neye ulaşamayız? A. Matematik dersinde başarılarıyla dikkatleri üzerine çektiğine. B. Üstün yetenekli bir öğrenci olduğuna. C. Edebiyat ve tarih derslerine ilgi duymadığına. D. Matematik dersini sevdiğine. Paragrafa bakıyoruz. Matematik öğretmeniyle yaşanan durumdan bahsediyor. İsim ekleme olayından bahsediyor. Ama biz paragrafta edebiyat ve tarih ile alakalı hiçbir şeye ulaşamıyoruz. Bundan dolayı C şıkkımıza ulaşamayız. Ki Mustafa Kemal edebiyat ve tarihe de çok fazla ilgi duymaktadır. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı. Soru 4. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mustafa Kemal'in ilk görev yeri 1905 yılında Şam'da 5. Ordu olmuştur. Şam'da devletin aksaklıklarını ve yanlış yönetimini daha iyi görmüştür. Devlet sorunlarına çare bulmak amacıyla Şam'da gizli olarak nokta nokta cemiyetini kurmuştur. Burada en çok karıştırdığınız şık İttihat ve Terakki Cemiyeti oluyor. Fakat Mustafa Kemal'in evet İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olmuştur ama kurduğu cemiyet o değildir. Peki Mustafa Kemal'in kurduğu cemiyet hangisidir dersek tabii ki Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'dir. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı. Soru 5. Mine öğretmenin 31 Mart isyanı ile ilgili anlatımına bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İkinci Meşrutiyet'e ve onun getirdiklerine karşı olan çevreler tarafından İstanbul'da 31 Mart isyanı çıkmıştır. İsyana karşı Selanik'te hareket ordusu oluşturulmuş ve kurmay başkanlığı ise Mustafa Kemal getirilmiştir. Hareket ordusu İstanbul'a gelmiş ve isyanı bastırıp Meşrutiyet rejimini tehlikeden kurtarmıştır. Buradan neye ulaşamayız? A. Ordunun yenilikleri koruduğuna. B. Mustafa Kemal hareket ordusunda görev aldığına. C. Meşrutiyet rejiminin demokrasiye uygun olmadığına. D. Osmanlı Devleti'nin iç problemler yaşadığını. Paragrafa baktığımız zaman hareket ordusu isyanı bastırdığına göre demek ki yenilikleri korumak istiyor. A'yı eledik. B. Mustafa Kemal hareket ordusunda görev aldığına. Bakıyoruz Kurmay Başkanlığı'nı yaptı diyor zaten. B'yi de eledik. Ki ülke içerisinde bir yönetim değişikliği var, isyan var. Bu durum o zaman Osmanlı Devleti'nin iç problemler yaşadığını da gösterir.
CHP ise meşrutiyet rejiminin demokrasiye uygun olmadığını diyor ki öncesi monarşi, tek kişilik yönetim var. Meşrutiyet padişahın yanında bir mecliste bulunduğunu gösteren bir yönetim şeklidir. O zaman bu monarşiye göre demokrasiye daha uygundur. Uygun olmadığı dediği için ulaşamayacağımız şık C şıkkıdır. Soru 6. Mustafa Kemal Trablusgarp'taki halkı İtalya'ya karşı örgütlemiş ve organize ettiği direniş hareketiyle özellikle Derne ve Tobruk'ta İtalyan ordusuna karşı önemli başarılar elde etmiştir. Buna göre Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'ndaki bu faaliyetleri yöneticilik, liderlik, teşkilatçılık yönlerinden hangilerinin güçlü olduğunu kanıtıdır. Ki buradaki halk örgütlemiş diyor. Örgütlemesi zaten direkt neyi gösterir? Teşkilatçılık. Halkı bir fikir etrafında düşmana karşı organize ettiğine göre hem liderlik hem de yöneticilik özelliğini de buradan çıkartıyoruz. Üçüne de bu durumda ulaşmış oluyoruz. Ondan dolayı cevabımız D. Soru 7. Mustafa Kemal'in Gelibolu'da görev yapması ileride aşağıdaki başarılardan hangisine katkı sağlamıştır? Trablusgarp'tan döndükten sonra önce genel karargahın emrine verilen Mustafa Kemal, daha sonra Gelibolu'da bulunan Bolayır kol ordusuna hareket dairesi başkanlığı atanmıştır. Şimdi daha önce derslerimizde bunu sizinle işledik. Mustafa Kemal'in Gelibolu'da bulunması Balkan Savaşları esnasında daha sonra ona nasıl bir getiri getirecek? Bunun üzerine çok fazla durmuştuk. Şıklarımıza bakalım. A. Çanakkale Savaşları'na düşmana geçit vermemesi. B. Muş'un ve Bitlis'in Ruslardan alınması. C. Halep'in kuzeyinde itiraf güçlerinin durdurulması. D. Derne ve Tobruk'ta İtalyan kuvvetlerinin yenilgiye uğratılması. Ki sizler de bildiğiniz gibi Gelibolu'da bulunması Mustafa Kemal'in Gelibolu'yu tanımasını sağlamıştır. Ve daha sonra düşmanın saldıracağı yer olan Çanakkale Savaşları'nda düşmana geçit vermememizi sağlamıştır. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Soru 8. Bu parçada geçen milleti hakim kılmak ifadesi ile Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Mustafa Kemal 1906'da Selanik'e gizlice gelerek burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini açmış ve cemiyetin toplantısında arkadaşlarına şu sözlerle seslenmiştir. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih bugün biz evlatlarına büyük görevler yüklüyor. Köhneleşmiş ve çürük idareyi yıkarak milleti hakim kılmak, kısacası vatanı kurtarmak için sizi göreve davet ediyorum. Burada özellikle geçen milleti hakim kılmak. O zaman söz hakkı kime ait olacak? Millete ait olacak. Biz buradan neye ulaşabiliriz? A. Milli egemenlik. B. Devletçi ekonomik politika. C. Osmanlı hükümetine bağlılığı. D. Mandevi himaye anlayışı. Zaten 3 şık hiçbir alakası olmayan şık. Biz millet yönetimde söz sahibi ise, millet hakim ise bunun milli egemenlik olduğunu defalarca sizinle vurgulamıştık. Buradan da neye ulaşıyoruz? A. şıkkına ulaşıyoruz. Soru 9. Mustafa Kemal'in okuduğu okullar aşağıda verilmiştir. Bu okullar dikkate alındığında Mustafa Kemal hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Okullara bakalım. Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Mektebi, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdadesi, Harp Okulu, Harp Akademisi. A. Askeri eğitim gördüğü. Askeri okullara gittiğine göre askeri eğitim tabii ki görmüş oluyor. Bundan dolayı A şıkkını eliyoruz. B. Farklı şehirlerde eğitim gördüğü. Burada biz Selanik görüyoruz, Manastır görüyoruz, İstanbul görüyoruz. O zaman farklı şehirlerde eğitim görmüş. B'yi de eliyoruz. C. Avrupa ülkelerinde eğitim gördüğü. Kenarda bir beklesin. D. İlk ve orta öğrenimini tamamladı. Liseye gittiğine göre, lisenin üstünde eğitim aldığına göre demek ki ilk ve ortayı tamamlamış. Buraları tamamlayamasaydı devamına gidemezdi. O zaman D'yi de ediyoruz. Yukarıdaki kentlerin hepsi Osmanlı'ya bağlı kentler. Demek ki Avrupa ülkelerinde eğitim gördüğüne dair bir bilgiye ulaşamayız. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı. Soru 10. Mustafa Kemal'in mahalle mektebinin kapanmasını isabet olmuş ifadesini kullanarak desteklemesi bu okulun aşağıdaki niteliklerinin hangisiyle açıklanabilir?
Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi yerine Şemsi Efendi okuluna devam eden Mustafa Kemal okuma ve yazmayı burada öğrendi. Okul değiştirmesi onun kişisel gelişimine önemli bir katkı sağladı. Mustafa Kemal'in bu okullar ile ilgili değerlendirmesini yakın arkadaşı Ali Fuat Cephesoy şu şekilde aktarmıştır. Yıllar sonra birer kurmay subay olarak Selanik'te bulunduğumuz zaman her iki okulda birlikte ziyaret etmiştik. Mahalle mektebinin kapısında koca bir kilit vardı. Anlaşılan kapanmıştı. Mustafa Kemal isabet olmuş diyerek düşüncesini dile getirmiştir. Burada isabet olmuş kelimesiyle ne anlatmak istiyor diyor soru bize. A. Çağdaş bir niteliğe sahip olmaması. B. Yeterli sayıda öğrencisinin bulunmaması. C. Askeri bir eğitim verilmesi. D. Modern bir eğitimin verilmesi. Ki mahalle mektebinde modern bir eğitim verilmiyor. D'yi eledik. Askeri bir okul değil, geleneksel bir eğitim veren bir okul. C'yi de direkt eledik. Yeterli sayıda öğrencisinin bulunmaması, çağdaş bir niteliğe sahip olmaması, Mustafa Kemal kapanmasının neden isabet olmuş diyebilir diye düşünürsek, tabii ki geleneksel bir eğitim verdiği için, modern bir eğitim, çağdaş bir eğitim vermediği için, çağdaş bir niteliğe sahip olmamasından dolayı isabet olmuş kapanması demek istemiştir. Bundan dolayı cevabımız A şıkkı. Soru 11. Osmanlı Devleti dağılma döneminde mevcut topraklar korunmaya çalışılmış, azınlıklara bazı haklar verilmiştir. Bu tutumla amaçlanan aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Ülke bütünlüğünü sağlamaya çalışmak. B. Avrupa ile ilişkileri iyi tutmak. C. Osmanlı hoşgörüsünü kanıtlamak. D. Ticari yapıyı canlı tutmak. Osmanlı Devleti topraklarını korumaya çalışır ve azınlıklara haklar veriyor. Bunun amacı nedir? Tabii ki ülke bütünlüğünü sağlamaktır. Cevabımız A şıkkı. Soru 12. Verilen bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda yaşanan bazı gelişmeler şunlardır. 1839 Tanzimat Fermanı ile dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin herkes eşit kabul edilmiştir. 1856 Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere devlet memuru ve il meclislerine üye olabilmenin yanı sıra ekonomik ve sosyal haklar verilmiştir. Buradan diyor neye ulaşamayız? A. Osmanlı halkı arasında birlik ve beraberliği sağlamanın amaçlandığı. B. Osmanlıca fikir akımının uygulanmaya çalışıldığı. C. Avrupalı devletlerle olan sınır güvenliğinin sağlandığı. D. Gayrimüslimler ile Müslümanların eşit konuma getirilmeye çalışıldı. Biz buradan bir neye ulaşamayız? Bunların amacı zaten Osmanlı'da toprak kayıplarını azaltmak, azınlık isyanlarını engellemek olduğu için burada Avrupalı devletlerle olan sınır güvenliğini sağlamak diye bir bilgiye ulaşamayız. Buradaki olay içimizdeki sorunları engellemektir. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Soru 13. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunan İngiltere, Berlin Anlaşması'ndan sonra bu politikasını terk etmiştir. Osmanlı Devleti ile Almanya'nın yakınlaşması üzerine de Rusya'yı Balkanlardaki Osmanlı toprakları üzerinde izlediği panslavizm düşüncesini de serbest bırakmıştır. Buradan neye ulaşamayız? A. Osmanlı Devleti stratejik öneme sahip birçok toprağını kaybetmiştir. Şimdi yukarı baktığımız zaman bir toprak kaybından bahsetmiyor. Berlin Anlaşması sonrası İngiltere'nin politika değiştirmesi üzerine olan durumdan bahsediyor. Aslında biz A şıkkından cevaba ulaştık. Ama diğer şıklara da bakalım. B. Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki yakınlaşma İngiltere'nin sömürgeni tehdit etmiştir. Evet, sömürgeni tehdit ettiği için Rusya'ya bir yakınlaşma gereği hissediyor. C. Rusya Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığı tehdit etmeye başlamıştır. Yukarıda direkt bu ifadeyi zaten görüyoruz. D. İngiltere çıkarları gereğince değişken bir siyaset izlemiştir. Onu da net bir şekilde yukarıda zaten görüyoruz. Ulaşabileceğimiz şık o zaman nedir? A şıkkıdır. Soru 14. 19. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti Arnavutluk ve Bulgaristan'ın bağımsızlığını, Girit'in Yunanistan'a, Bosna Hersek'in Avusturya'ya ait olduğunu kabul etmiştir. Daha sonra yaptığı Trablusgarp ve 1. Balkan Savaşı'nı kaybetmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'nde durumlardan hangilerinin yaşanmasına neden olduğu söylenebilir.
Bir, Balkanlardaki hakimiyetin zayıflaması. Toprak kayıplarımız olduğuna göre Balkanlardaki hakimiyetimiz zayıflar mı? Tabii ki zayıflar. Bunu tıklayalım. İki, dağılmanın ve çöküşün hızlandı. Toprak kaybediyoruz, savaşları kaybediyoruz. 19. yüzyıl dağılma süreci zaten. O zaman dağılma ve çöküşün hızlandığını da söyleyebiliriz. Siyasi varlığın tehdit altına girdiği, küçüldükçe, savaşları kaybettikçe tabii ki siyasi varlığımız da tehdit altına girer. O zaman 3 de alıyoruz. Bu durumda cevabımız ne oluyor? D şıkkı. Soru 15. Kanuni esası yer alan bu hükümlerle ilgili olarak yargılanan hangileri söylenebilir? Birinci Meşrutiyet döneminde yürürlüğe giren ilk anayasa özelliği taşıyan kanun esası da padişahın gerektiğinde herhangi bir gerekçe göstererek meclis mebusunu kapatabileceği ve üyeleri yargılamadan istediği yere sürgüne gönderebilme hakkının sahip olacağı hükümleri yer almıştır. Neleri söyleyebiliriz? 1. Meclisin bağımsız şekilde çalışması engellenmiştir. Tabii ki padişah istediğini yapabilirse tabii ki engellenmiştir. Biri alıyoruz. İki, hukukun üstünlüğü anlayışı dikkate alınmamıştır. Son söz padişaha ait olduğuna göre hukuk üstünlüğü dikkate alınmamıştır. Buna da ulaşırız. Üç, demokratik ilkeleri ve düşünceleri önem verilmiştir. Yukarıda demokrasi önem verildiğini göremiyoruz. Padişah istediği zaman meclisi de kapatabiliyor, milletvekilleri de sürgün edebiliyor. O zaman 3'e ulaşamayız. Ulaşılabilenleri sorduğu için şıklara bakıyoruz. Cevabımız B şıkkı oluyor. 1 ve 2'nin bulunduğu şık. Cevabımız Bursa. Soru 16. Bu bilgiye göre yargılanan hangilerine ulaşılabilir? İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra kanun esasında yapılan değişiklikler sonucunda padişahın sürgüne gönderme yetkisine son verilmiş, hükümetin padişaha karşı değil, meclise karşı sorumlu olacağı belirtilmiştir. Ayrıca basın üzerindeki sansürün kaldırılacağı hükmünde yer almıştır. Buradan neye ulaşabiliriz? Bir, meclis üstünlüğü ilkesi kabul edilmiş. Gördüğünüz gibi ikinci meşrutiyetle padişah değil, meclis üstünlüğü var yukarıda da bu ifadede yer alıyor zaten. Biri alıyoruz. İki, mutlak monarşi anlayışının büyük oranda zayıfladı. Mutlak monarşi tek kişi yönetilir. Yukarıda ne diyor bize? Hükümetin padişaha karşı değil, meclise karşı sorumlu oldu. O zaman mutlak monarşi anlayışının zayıfladığını da söyleyebiliriz. 3. Demokratik uygulamaların yapıldığı. Yukarıdaki zaten meclis ön plana çıkartıyor. Yetkileri arttırılıyor. Aynı zamanda basın üzerindeki sansür de kaldırıldığına göre demokratik uygulamaların yapıldığına da ulaşırız. Bundan dolayı cevabımız D şıkkı. 3'üne de ulaşıyoruz. Soru 17. Yukarıdaki bilgiler Mustafa Kemal'in kişisel özelliklerinden hangisini ön plana çıkartmaktadır? Mustafa Kemal çocukluğundan itibaren askerlik mesleğine büyük bir ilgi duymuştur. Askerlik ile ilgili kitaplar okumasının yanı sıra edebiyat, tarih ve hitabet alanında kendini yetiştirmişti. Yabancı dil öğrenmenin önemini de bilen Mustafa Kemal, Selanik'te Fransızca dil eğitimi veren okulun özel sınıfına devam etmişti. Burada biz yukarıya baktığımız zaman askerlikle ilgilendiğini görüyoruz. Tarihle, edebiyatla, hitabetle, yabancı dille, ki işaret dediklerimden de yola çıkarak biz neye ulaşabiliriz? A. Sanatseverlik, B. Eğitimcilik, C. Çok yönlük, D. Askeri dehalık. Birçok alanla ilgilendiğine göre biz buradan neye ulaşırız? Tabii ki çok yönlülüğüne ulaşabiliriz. Diğer adıyla da çok cepheliliğine ulaşırız. Cevabımız C. Soru 18. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 1896 yılında Manastır Askeri İdaresi'ne başlayan Mustafa Kemal, sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyat ve hitabete önem veriyordu. Tatil dönemlerinde Fransızca dersleri alıyordu. Tarih öğretmeninin de etkisiyle tarih derslerine ilgi gösteriyordu. Buradan neye ulaşamayız? A. Çok yönlü bir kişiliğe sahip oldu. Yine yukarıda edebiyat, hitabet, Fransızca, tarih kelimeleri görüyoruz. Çok yönlülüğüne o zaman ulaşırız. B. Geçmiş olayları merakla inceliyor. Tarihe ilgi gösteriyorsa tarih ne demek? Geçmişimizi incelemek demek. O zaman geçmişe de merakla incelediğine ulaşabiliriz. C. Sanatçı özelliğini ön plana çıkarmıştır. Yukarıda biz sanata dair bir alanla alakalı bir bilgiyi göremiyoruz. Bu kenarda dursun. D. Yabancı dil eğitimine önem verdi. Fransızcadan da bahsettiği için buna da ulaşıyoruz. O zaman ulaşamayacağımız şık nedir? C şıkkıdır. Soru 19. Bu bilgilerin Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Mustafa Kemal ilk askeri görev yeri olan Şam'a gitmeden önce yakın arkadaşlarına dava yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan önce bir Türk devleti çıkarmaktır demiştir. Sınıf arkadaşı Ali Fuat Bey, Misak-ı Milli'nin esaslarını Mustafa Kemal 1907'de belirlemişti demiştir. Buradan neye ulaşabiliriz? A. Ülke yönetiminden memnun olduğunu açıklamıştır. Yukarıda yönetimden memnun olduğu kadar bir şey görmüyoruz. Tam tersine gidişatın olumsuzluğundan bahsedilmiş. A'ya eliyoruz. B. Arkadaşların askerlik yerine daha çok siyasetle uğraşmasını istemiştir. Yukarıda bununla alakalı hiçbir ifademiz yok. C. Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürmesinin başka devletlerin desteğiyle mümkün olacağını ifade etmiştir. Ki yukarıya baktığımız zaman özellikle ilk cümlenin sonu bizim için çok önemli. Dava yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan önce bir Türk devleti çıkarmaktır. Yani başka bir devletin hakimiyetine girmeye dair bir ifade bulamıyoruz. D. Bağımsız yeni bir devletin kurulmasına amaçlamıştır. İşte ulaşacağımız cevabımız D şıkkıdır. Özellikle de şu altını çizdiğim yerden biz buna ulaşıyoruz. Ki Misak-ı Milli de neydi? Milli sınır anlamına geliyordu. Buradan da yine D şıkkına ulaşırız. Evet, son sorumuza geldik. Verilen eşleştirme tablosunda boş bırakılan yerler tamamlandığında aşağıdaki düşünce akımlarının hangisi dışarıda kalır? Tek tek tamamlayalım. Osmanlı Devleti içindeki tüm milletlere eşit tutarak Osmanlı milleti oluşturmaya başlamıştır. Ki düşünce akımlarından eşitliği savunan hangi fikir akımıydı? Osmanlıcılık fikir akımıydı. Bundan dolayı B'ye eledik. İkinci cümlemize bakalım. Devletin parçalanması karşısında Müslüman milletleri birlik içinde tutmaya başlamıştır. Müslümanlık kısmının ön plana çıkartan fikir akımımız da neydi? İslamcılık, diğer adıyla da ümmetçilikti. Şıklara bakıyoruz. Bu durumda neyi eliyoruz? C'yi eliyoruz. Üçüncü cümlemiz, Osmanlı Devleti'nin kurtuluşunun tek yolunun çağın fikir ve ihtiyaçlarına uygun olarak medeni bir devlet haline gelmekle mümkün olacağını ileri sürer. Çağa ayak uydurmak, geri kaldığımız noktalarda batıya örnek almak hangi fikir akımıydı? Tabii ki batıcılık fikir akımıydı. Şöyle harfle belirtelim. Bundan da D'yi de ediyoruz. O zaman yukarıda açıklaması bulunmayan nedir? A şıkkı Türkçülük fikir akımıdır. Böylece 23. maratonumuzu bitirmiş bulunmaktayız. Umarım güzel sonuçlar çıkartmışsınızdır. Bir sonraki maratonda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.